İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. 46 mahalle riskli dedim, Murat Kurum cevap vermedi. CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ı tekrar aday gösterdi. Bu karara Hatay'ın depremde ağır hasar görmesinden savaşı sorumlu gören kimi CHP'liler ve sosyal medya büyük tepki gösterdi, hala gösteriyor. CHP lideri Özgür Özel bana verdiği demeçte, işte. Hatay'da 4 anket yaptıklarını, 3 aday adayı arasında en çok oyu savaşın aldığını söyledi. Özel, alternatif bulamadık, 4 kez ölçtük. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği en çok oy alan aday oluyor. Özel'in sözleri de öfke yarattı. Savaşın rakipleri olan eski baro başkanı Cihat Açıkal'ın, eski sanayi ve ticaret odası başkanı Hikmet Çinçin, otobüs işletme sahipleri derneği başkanı Ayhan Kara ve Eski CHP milletvekilleri Birol Ertem ve Serkan Topal ortak yazılı açıklama yaptı. Beş aday adayı savaşın gözden geçirilmesini istedi. CHP geri adım atmadı. Geçen gün beni savaş aradı ve kendisini anlatmak istedi. Depremden sonraki bir haftayı Hatay'da geçirdiğim ve felaketin sonuçlarına tanıklık ettiğim için savaşa eleştirilerim vardı. Bu eleştirilerimi ekranda ve köşe yazılarımda dile getirmiştim. Şimdi sorularımı doğrudan savaşa yöneltiriyorum. Hatay depremde neden bu kadar ağır hasar aldı ve neden belediye enkaz altında kaldı? 2022 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı çıkardılar. Depremde ne yapılacağı orada yazıyor. Her şeye muktedir olan AFAD, belediyeye iki görev verilmiş. Gömmeye ve yangın söndürmeye yardım. Belediyemde 166 cenaze vardı. Bin kadar insanımın eşi, çocuğu, anası ve babası öldü. Depremin tüm komplikasyonlarını bertaraf etme imkanım var mı? bütçem cüzi, teknik ekibim Hatay'a göre. Ruhsat vermediniz mi? Büyük şehirlerde ruhsattan ilçeler sorumlu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda 76 belediyemiz vardı. 64'ü beldeydi. Bunlarda bir teknisyen ya var ya yok. Bunlara 13 katlı bina yaptırma yetkisi veriyorsunuz. Mesela bir rezidans var. Rönesans. Burasının benimle alakası yok. 2010'da ruhsatı verilmiş. Alakası yoksa niye müteahhite kefil oldunuz? Kefil olmadım. İsmail Saymaz'ı sorsalar deriz ki iyi adam ama kaza yapabilirsin. Adam düzgün adam. Binası niye yıkıldı o zaman? Yıkılır. Deprem 110 saniye sürdü. 4 fay kırıldığı için dikey ve yatay dalga geldi. Burada bir deprem yönetmeliği sorgulanmalı. 2 teknik adamı olmayan belediyeye ruhsat hakkı veriyorsunuz. Hatay'da sadece 5 yıllığına merkeze ruhsat vermişim. Ama Hatay'ın her yeri yıkıldı. 4 ilçe bize ait, 11'i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri. Erzin'den Arsuz'a, Hassa'dan Kırıkhan'a kadar borular ya patladı ya çıktı. Deprem sabahından beri Hatay'daydım. İlk 9 gün arabada yattım. Hala konteynerde yaşıyorum. Çocuklarımın evleri gitti. Sizin sorumluluğunuz yok mu? Olmaz olur mu? 2009'dan beri Hatay'da belediye başkanısınız. Ama yapı kullanım iznini sadece 5 yıl verdim. Büyük şehirde. Büyükşehir'in yetkisi yok. Vermedim. Verenlerin çoğu AK Partili. Bütün yıkımlar Lütfi Savaş'a ait olabilir mi? Ova'da yapılaşmaya müsaade etmedim. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ben Antakya Belediye Başkanı iken başladı. 80 kişi öldü. Çoğusu bebek ve çocuk. Yoğun bakımda öldüler. Ovanın ortasında yapıldı. Toki yaptı. İzni Tarım Bakanlığı verdi. Sizin de katıldığınız ve altın makasla açılan güçlü bahçe konutları var. 68 kişiye mezar oldu. İzni Antakya Belediyesi verdi. Benimle alakası yok. Orada ne geziyorsunuz? Davet ettiler gittim. Ruhsat verdiğiniz kaç bina yıkıldı? Bilemem ölçmedim. Suçum var mı yok mu siz karar verin. 2013 yılında Antakya Belediye Başkanıydım. Kentsel dönüşüm yasası çıktı. Aksaray ve Emek mahallelerinde dönüşüm izni aldım. Ben AK Parti'den ayrıldım. Antakya Belediyesi'ne verdiler dönüşümü. 9 yıl dönüştüremediler. Belediyeden rahatsız oldu insanlar. Güvenleri sarsıldı. Adam altı bin konut planlamış, yeşil alan ve yol yok. Dedim ki, ransal dönüşüm yapıyorsunuz, buna karşıyım, halk da karşıydı. 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Dağ bandında 7 mahalle vardı. Kentsel dönüşüm alanı yapalım diye defalarca yazdım. Kimseden para istemeyecektik. Bize cevap verilmedi. 2019'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bize yazı gönderdi. Kentsel dönüşüm strateji belgenizi hazırlatın diye oh dedik. Antakya ve Defne'de 46 mahallenin çalışmasını yaptık. 25.000 20 binayı incelettik. 13.420'si acil müdahale edilmesi gereken binaydı. 26 etaba ayırdık. İlk etabın bütün zemin çalışması dahil plan ve projeyi bitirdik. 2021'in başında bakanlığa yazdık. Dedik ki Hatay'ın merkezinde 46 mahalle riskli. Bunların %52'sine acil müdahale lazım. İlk etap Aksaray'dan başlıyor planını yaptık. Haber beklerken dolaşım aksının ortasına okul yaptılar. Bizi dinlemediler. Çalışmalarımızı dönüşüm modelini nasıl yapacağımızı projelerle gösterdik. Dönüş olmadı. Keşke şu an İstanbul'a belediye başkanı olmaya çalışan Murat Kurum da bu kadar çalışsaydı. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Cevap bile vermedi bize. Seçilmiş belediye başkanının muhatap alınmayışı hiç sorgulanmıyor. Muhatap almayan kurum mu? Evet. Cevap versin. Ben akademisyenim. Boşuna beni üç dönem seçmediler. Sadece sunni olduğum ve sağdan geldiğim için seçilmiyorum. Bizi yerden yere vurdular. Sanki travma yaşamamış kaçıp gitmişiz. Kurum İstanbul'da depreme el atacak deniyor. Atamamış işte. Önlem alabildi mi? Hiçbir şey yapmadı. Ama bakın Mehmet Özhaseki düzgün çalışıyor. Bizleri kale alıyor. Biz de saygı duyuyoruz. Şu parti bu parti diye ayırırsanız bütün insanları kırarsınız. Bakanlığa gönderdiğiniz o çalışmadaki binalar yıkıldı mı? Çoğu yıkıldı. %54 öngördük, %55'i kullanılamaz hale geldi. Ne kadar insan öldü? Ölenlerin %80-85'i Antakya ve Defne'den. 32 mahallemiz yok oldu. Hatay'da bir giriş ve çıkış var. Savaş yolları yapmadı deniyor. O yollar karayollarının, afat insanlarını kurtarmak için vinç kiralayanların vincini geçirmedi. İlk beş gün, kaçıncı gün geldiniz? İkinci. Var mıydı organizasyon görebildiniz mi? Hiçbir şey görmedim. Ben de görmedim. Belediyeyi de görmedim ama. Ben hep oradaydım. Sizi itfaiyede gördüm. İtfaiye çökmüştü. Çökmüştü ama beğenmediğiniz itfaiyeyle ilk 3 günde 3800'den fazla adam kurtardık. Afat Hatay'da bir şey yok diye dışarıdan gelenleri Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye gönderdi. Hem gıda hem arama kurtarma konusunda. Bakın 2018'de af çıkardı hükümet. Hatay'da 205 bin bağımsız bölümü affettiler. Ne kadar yıkıldı? Çoğu yıkıldı. Bunlar niye eleştirilmiyor? Kuruma anlatabildiniz mi? Kuruma hiçbir şey anlatamazsınız. Onunla hiç konuşulmuyor. Yukarıdan bakıyor. Hemen geriliyor. Eleştiriye açık değil. 205 bin bölüme ruhsat gibi belge verdiler ve onu legalize ettiler. 22 yılı iktidar olan hükümetin hiç mi suçu Bakın yazılan yazıya bile cevap alamıyorsunuz. O zaman iptal edelim demokrasiyi, seçimleri filan. Bir AK Parti olsun atalım gitsin. Serkan Topal ön seçim yapılsın yoksa kaybederiz. Eski CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Büyükşehir Belediyesi aday adayları arasında yer alıyordu. Ancak 3 kişilik ankette kendisine yer verilmediği için öfkeli. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybe'yi suçluyor. Hatay'da kendisi gibi Arap Alevisi kökenli siyasetçilerin büyükşehir belediye başkanlığını kazanamayacağını söyleyerek CHP lideri Özgür Özel'in yanıltıldığını iddia ediyor. Topal, "Alevi adayla kazanılmaz diyorlar. Bu çok üzücü." diye konuşuyor. Anketlerde birinci olduğunu savunuyor. Topal'a sordum. "Savaş niçin aday olmamalı?" şöyle dedi. "Yüzde 100 oy aldığı hiçbir mahalleye hizmet getirmedi. Yolu ve kanalizasyonu yapmadı. Daire başkanlıklarıyla bir CHP'li var sadece." kadro alırken tabanı yoksaydı. saydı. Ayrımcılık yaptı. Belediyeyi kardeşleriyle yönetiyor. Savaşın depremden sonra başarısız olduğunu ileri sürerek şunları söylüyor. Depremden sonra zaten ortalıkta yoktu. İlk 5-6 gün kendisine ulaşamadım. Koordinasyon eksikliği vardı. Halkın yanında değildi. Arabası yoksa bisiklete binmeli. Elinde kazma da olsa gitmeli. Buradayım mesajı vermeliydi. Partimizi kurtarabilmeliydi. Yoksa bu kadar büyük bir tepki neden oldu?'' %100 kaybediyoruz. Millet istemiyor. Topal, savaşın adaylığının CHP Parti Meclisi tarafından geri alınmasını istiyor. Ardından ön seçime gidilerek savaşın güven oyu alması gerektiğini düşünüyor. Topal şöyle konuşuyor. Savaşla devam edeceksek seçimi kaybederiz. CHP'liler oy vermeyecek.